Alanya'dan Antalya'ya giderken Side antik kentine geldim. Şurası giriş, burası mı, şurası mı? Şimdi anlamaya çalışıyorum. Şunun ilerisinde otopark var. Giriş burasıymış. Alanya'dan yaklaşık 60 kilometre burası. Yine bir 60 kilometre sonra da Antalya. Çok çok önceden gelmiştim. Ta milattan önce. Tekrar şimdi aradan böyle bir 15-20 yıl geçince böyle yerleri görmek keyifli oluyor. Yeniden görmek. Manavgat'ta şelale vardı aslında. Görülecek yer olarak Manavgat'ta şelale vardı. Manavgat'ın içine girdim. Sağa dön, sola dön. Şöyle bir yarım saat uğraştım ve baktım ki şelale hala uzak. Vazgeçtim, gitmekten vazgeçtim. Rotayı güneye kırdım. Şu an Side Antik Kenti. Kazılar, çalışmalar devam ediyor. Muazzam büyük bir yer. Anıtsal Çeşme restorasyonuymuş. Burası Anıtsal Çeşme'ymiş. Ben ters taraftan girmişim. Turistler başka bir yoldan geliyorlar. Anıtsal Çeşme milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış. Şurada bir bilgilendirme yazıları var. Alman grup, Almanca konuşuluyor. Bu şehir kapısı denilen yer. Şehre kuzeyden girişin olduğu yerdeymiş. Şuradaki bilgilendirme yazısına göre. Kapıdan 20 metre sonra böyle bir yere geldik. Şehrin önemli caddelerinden biri galiba. Gruplar orada bekliyor. Onlar da bu tarafa gelecekler galiba. Ana caddeden sağa saptık, ara sokağa. Onun kadar geniş olmayan başka bir sokak. Şuralarda artık kim bilir neler vardı. Bir rehber olsa tabii rehber hepsini bilir tek tek de. Şuradan mı gitsem? Şuradan gideyim. Tiyatro kendini gösterdi. Yanlış yola girmişim aslında. Şimdi ileriden geri döneceğim ama. Şuradan gireyim. Acaba burası neydi? Tiyatro. Şöyle ileriye kadar gidiyor, bayağı büyükmüş. Side şehri, zamanın Side şehri. Ama
Şöyle kemerli bir yapı var. Köprü falan mıydı acaba, neydi? Biz şu aradan devam. Şu yoldan gelmiştik. Burası tiyatronun girişi. Şimdi oralarda hiç bilet falan soran olmadı. Giriş buradan başlıyormuş. Tiyatroda. Şu ileride yine bir Sidi Antik Kenti yazısı var. Orada da bir ticket office gibi bir şey var. Demek ki az önceki yerleri gezmek serbest. Buradan sonra parayı bayılıyorsun. Bakalım müze kart geçerli mi? Bayağı kalabalıktı. Bilet normalde 350 lira. Müze kart 60 lira. Benim müze kartım olduğu için böyle Kültür Bakanlığı'na bağlı her yere bir yıl boyunca girebiliyorum. Buralarda müze kart alınabiliyor. Çok kolay. Şimdi şu aşağısı tiyatronun sahne bölümü. Buralarda ne oluyor acaba? Evet. İşte muhteşem tiyatro. Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Tiyatronun da Side şehriyle birlikte tabii. Giriş oradandı. Şöyle geldik. Bu da tiyatronun sağ tarafı. Güneş şu anda arkamda olduğu için buradan çekim daha iyi. Geziye devam. Şu ilerisi tiyatroydu. Buradan devam ediyoruz. Buralara biraz belediyenin eli değmiş. Oteller, kafeler falan bir şeyler yapmışlar. Yerlerde düzgün düzgün. Nereden? Şuradan gideyim. Sidi Antik Kenti'nde böyle beach club'lar da var. Deniz de bayağı güzelmiş. Plaj da güzel. Kum incecik. Deniz de çarşaf gibi çok güzel. Şurada da çok uzun bir plaj var. Yani buraya gelince denize de girilebilir. Aslında ben de şu anda üstümde maya var ama girsem şimdi kuruması sürecek 1-2 saat. Tuzlu tuzlu Antalya'ya devam etmek istemiyorum yolda. Büyük hamam. Şuradan gireyim bari ya. Kayboldum. Ya şöyle. Tam bir rota yok. Yani şu rotayı izleyin. Şuradan sonra şu gelecek falan gibisinden böyle bir bilgilendirme haritaları yok. Rastgele karşına çıkan yollara giriyorsun ve ilgisiz yerlere çıkıyorsun. Yani antik kenti gezmek biraz o yüzden sıkıntılı. İyi organize olamamış. Gezi rotası belirlenememiş. Ya da ben kaçırdım diyeceğim ama kaçırmadım ya. Normal. Grupların gittiği yerlerden gittim.
Bu tip yerleri o yüzden bir bilenle gezmek, bir rehberle gezmek daha mantıklı, daha verimli olur. Şu an nerelerdeyim mesela bilmiyorum. Hiçbir yazı da yok. Tabela yok. Zaten antik kentin içine artık modern kent kurulmuş. Yine aynı mimariye biraz sadık kalmaya çalışmışlar. Aynı taşlar, desenler, aynı doku filan. İşte dükkanlar, turistlere yönelik hediyelik eşya dükkanları, kafeler falan filan, oteller, pansiyonlar, her şey var. Antik Side'nin modern kısmı. Modern caddesi. Üstü taş kaplama binalar. Taştan yapılmış değil bunlar. Aynı dokuyu yansıtmak, işte aynı taşları döşeyerek o aynı antik havayı verebilmek için. Şu ana kadar tiyatro dışında bir şey göremedim diyebilirim yani. İşte neydi? Kapı gördüm, tiyatroyu gördüm. Apollon Tapınağı falan varmış. Onu göremedim. Bilgilendirme yazıları yok çünkü. Belli bir rota yok. Ben de rastgele dolaşıyorum yani. Karşıma çıkan sokaklardan sağa dön, sola dön. Bu yol bakalım nereye gidiyor? Deniz kenarında yürüyüş yapacağız galiba. Şu deniz kenarından yürüyüş yolundan yürüyerek geldiğimizde tam bu burun bittiği noktada şöyle bir giriş kapısı gibi bir şey herhalde. Etkileyici sütunların olduğu bir kapı var ama ne olduğunu birazdan anlarım şimdi. Dokuz gözlü çeşmeye benziyor burası. Şurada 9 tane kemer gibi göz var. Bu Apollon Tapınağı görünüyor. Google'daki haritaya göre Apollon Tapınağı'nın tam olduğu yer. Apollon ve Athena. Side'nin iki büyük tanrısıymış. İşte Apollon için yapılan bu. Şuralarda herhangi bir bilgilendirme yazısı göremedim. Google'daki haritaya göre konuşuyorum. Apollon Tapınağı. Şöyle 180 derece dönüp devam deniz kenarından. Şu ilerideki gösterdiğim plaj, az önce gösterdiğim plaj küçük plaj diye görünüyor haritada. Bu da büyük plajmış. Öyle kilometrelerce gidiyor. İleride beach club'lar var. Deniz de gayet güzel görünüyor. Kum da incecik. İşte girenlerden görüyoruz ki 20 metrede daha boyun yarısına bile gelmiyor. Side'ye gelmişken yani deniz de düşünülebilir. Evet. Burası plaj. Burada yine böyle bir kalıntılar var. Evet, Agora'ya geldik. Devlet Agora'sı. Meydan işte. Bizim bugünkü pazarımız, çarşımız gibi yerler.
ürünlerin satıldığı falan, köylülerin ürünlerini getirdiği, sattığı, ticaretin döndüğü yerler. Arkeolojik kazıları profesyonel yerlerde, tabi profesyoneller kazıyor da, işte tehlike olmayan yerlerde böyle işte köylü teyzelere falan kazdırıyorlar. Efes kadar büyük ve görkemli değil, etkileyici değil tabii ki, ama görülecek işte tiyatro, agora ve Apollon Tapınağı 3 ve şu şehir kapısı. Rota çok net belirlenmemiş. Antik kentin kendisi bir Efes değil tabii ama komple bulunduğu bölge, deniz kenarında oluşu, deniz kenarındaki yürüyüş, işte kafeler, barlar, hediyelik eşya dükkanları, komple yani ortam keyifli, eğlenceli bir yer. Bu taraflara yolu düşenler için öneririm. Bir 2 saat geziyi hak ediyor. Alanya'dan Antalya'ya ya da Antalya'dan Alanya'ya giderken yol üzerinde de uğranabilir. Direkt Side'ye de gelinebilir. Side'nin denizi de güzel. Side, antik kenti ve Side.